Değerli izleyenleri, bugün İzmir Bornova Efka'dayız ve bu Efka'da Denizli'den Pamukkale Belediyesi'nin tekerlekli basket takımı geldi ve inanılmaz heyecanlı bir maç var. Hemen yanımızda tabii takım kaptanımız var. Sayın kaptanımızı bir tanıtayım size. Doğan Can Köktaş, Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takım Kaptanıyım. 21 yaşındayım, öğrenciyim daha. Heyecanlısın ama değil mi? Maç çok heyecanlı geçiyor ve gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Evet, sizle maç sonrasında geniş geniş konuşacağız. Hemen yanımızda, evet, bu takımdan yetişip milli takıma giden bir arkadaşımız var değil mi? Geçen hafta da buradaydın. Hemen sizi bir tanıtayım. Adım Meryem Tan, 3 senedir oynuyorum. Üniversiteye hazırlanıyorum. Evet, Denizlisin. Evet, Denizliyim. Nerede oturuyorsun? Merkezde, Denizli merkezde. Evet, arkadaşlarımız ısınacaklar. Sizi alalım tabii, Selbes. Evet, Murat var, bir dakika. Murat'ı hemen yanıma alayım. Evet. Vallahi Murat durup dururken böyle basketçi oldu ha, değil mi? Evet, Feyyaz Bey. Personelimiz aynı zamanda. Kendi gibi tanıdı arkadaş. İsmim Murat Soncu. Pamukkale Belediyesi personeliyim. Bu baskete 13 yıldır oynuyorum ben. Aydın'da 8 sene oynadım. Buradan sonra sağ olsun takım başkanımız takım kurmasıyla beraber Pamukkale Belediyesi'ne başladık. İnşallah daha da güzel olacak takımız. Daha da ileri gideceğiz. Murat'cığım bir açalım. Sayın Hüseyin Güllesi'ne de buradan çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Hüseyin Güllesi'nde İzmir Denizler Derneği'ne çok selamları ve saygıları var. Çünkü öyleyim beraberdik. Sayın Ekonomi Bakanı beraber. Ben sana da teşekkür ediyorum. Biraz sonra... Ayrıca başkanımıza çok teşekkür ederiz. Desteklerinden dolayı Hüseyin başkanımıza çok teşekkür ederiz. Evet. Hemen yanımda İzmir Denizler Derneği var. İzmir'de nerede bir etkinlik varsa İzmir Denizler Derneği orada. Evet. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz sizin de ifade ettiğiniz gibi tabii öncelikle Pamukkale TV'ye, siz Ahmet Dede'ye, Ege Yön Dergisi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü siz de hakikaten Denizli nerede varsa siz de oradasınız. Sessizsiniz, yüzsüz Denizli'nin. Şimdi biz aynı dediğim gibi İzmir'de yapılan her türlü etkinliklerde biz burada onların yanındayız, destekliyoruz. Her zaman da yanındayız. Çünkü bundan önceki de Ballıkin'de Torbalı'ya gelen Belediye Spor'da hiçbir zaman gerek Dikili'ye gerek Torbaya geldi. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık. İşte geçenlerde de Pamukkale Belediyesi Başkanı Sayın Hüseyin Güllesi'ne ziyaret ettik. O da bu tekerlekli sandalye basket takımının İzmir'de olacağını söyledi. Biz de bugün onları yalnız bırakmamak için buradayız. Şu anda Bornova Elko 4 Kompleks Spor Kompleks'teyiz. Onun için ben buradan İzmir'den, İzmir Denizler Derneği olarak Sayın Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlüsü'ne hakikaten böyle bir takım yarattığı için bizlere de ayrı bir gurur ve onur veriyor. Onun için biz İzmir'de yapılan Denizli'ye hemşerimi İzmir'e ev sahibiyiz. Onların her türlü etkinliklerine, faaliyetlerinde yanında oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Şimdi Sayın Feyyaz Ceşen, Sayın Feyyaz Ceşen aynı zamanda Denizli'de spor kulüpleri, amatör spor kulüpleri başkanı ve hayatının 24 saat sporla geçiyor. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Bizim yanımızda olduğunuz için. Dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Başkanımız öncelikle bugün sizlerle bir araya gelecekti. Bugün Sayın Bakanımız ilimizde bazı etkinlikler var. Genel kurul kongreler olduğu için selamlar var başkanım. Öncelikle ben iletiyorum. Gönlü burada kaldı. Bunun yanında tekerlekli basketbol takımımız, çocuklarımız hepsi Denizli. Biz dışarıdan transfer yapmadık. Sadece Filistinli bir oyuncumuz var. O da Türkiye'ye göç etmiş mağduriyet yönünden. Başkanımız onu da sahip çıktı. O da bizim içimizden biri oldu. Bu üçüncü yılımız bölgesel ağda. Ve biz kendi çocuklarımızı sporu yetiştirerekten milli takıma ve Türkiye'deki spor kulüplerini sporcu kazandırma hedefimiz. Meryem bunlardan biri. Sırada bizim Yunus Emre'miz var şu anda oyun içinde. O 19'larda milli takım seçmelerinin gitti geldi. Şimdi 97 numaramız inşallah milli takım seçmelerine seçilecek. Öncelikle hedefimiz kaptan, kendi... Şu anda kaptan, evet. Öncelikle çocuklarımızı spora alıştırmak ve sporu sevdirmek. Çünkü bu çocuklar bazı konularda hayatı küsmüşler, moralleri bozuk. Bunları hayata kazandırmak, sporla biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız sağ olsun bize bu konuda destek veriyor. Ben teşekkür ediyorum. Buradan ayrıca yanımızdan başkanımız Turgay Besim abimiz var. O da mazeret olduğu için gelemedi. Onun da sevgi selamları var. Ben ona ileteyim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Değerli Pamukkale TV izleyenleri, tabii yanımda dernekten yine arkadaşlar var. Onları ben sizlere
bu maç sonrasında bütün oyuncularla beraber konuşturacağım. Ama bir isimlerini alayım onların tabii. Şöyle Hasan. Hasan Dedeler. Hasan Dedeler. Süleyman. Süleyman Naz. Evet. Hoş geldiniz diyorum denizlere, hemşehrilerimize ayrıca. Büyük bir heyecan diyorum maçta. Gerçekten canlı olarak arkadaşlarımızı görmek, buraya ev sahiplerini tanışmak çok çok daha güzel. Evet. Ayrıca Pamukkale TV'ye de çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ben Alp Dülger. Denizli eniştesi olaraktan sonra konuşacağız dediğiniz için sonraya bırakıyorum. İllaki eniştemiz, yani eniştemiz önemli bir adam değil mi başkanım? Tabii ki evet, biz Denizler damatlarımızı çok seviyoruz. Onun için eniştelerimize de çok değer veririz. Arkada da yönetim kurulundan Özlem Hanım var, Ergül Hanım var. Bir onlara da mikrofon tutarsan. Başkanım asıl ağır toplar burada. Asıl ağır toplar orada. Evet, ben onların yanına gideyim başkanım. Biz onlardan güç alıyoruz. Ben oradan yanına beraber gidelim başkanım. Evet Halil, gidelim arkadaş. Gel biraz hızlı. Hemen koşalım. Gördüğünüz gibi engelli deyip hayata küsmeyen ve oturmayan, durduğu yerde sürekli çalışan ve hayata dört bir elle sarılan bir takım var. Basket takım var, tekerlekli. Yanımızda da onları gönülden destekleyen işte derneğin iki gönüllü tertip komitesinin elemanı var yanımızda. Hemen sizi bir tanıyalım efendim. Özlem Türetken, İzmir Denizler Derneği yönetimindeyim. Yönetim kurulundayım. Evet. Yine her zamanki gibi İzmir Denizler Derneği olarak hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık ama tabii ki Bornova Barış Gücü olarak da, Pamukkale Belediyesi olarak da inanılmaz takımlar. Gerçekten burada olmaktan çok mutlu olduk. Evet. Burada olmaktan çok mutluyuz. İzmir Denizler olarak Pamukkale söz vermiştik. Buradayız. Her zaman yanındayız. Başkanım, şimdi biraz önce söyledim ama Sayın Belediye Başkanım İzmir'den Denizli'ye, Denizli'den İzmir'e selam gönderirken dedi ki bir de çadır gönderiyorum onlara. Artık nerede taziyeleri varsa, nerede şeyleri varsa hep onu götürsünler dedi. Evet, dediğiniz gibi zaten o başkan bize o 19 ilçeye geldiğimizde, o gün ziyaretimizde bunu söylemişti başkan. Onun için buradan Sayın Hüseyin Gürles'ine, Pamukkale Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederim. Artık İzmir'de de İzmir Denizler Derneği'nin çadırı var. Taziye için veya iftar yemeklerinde bu çadırı kullanacağız. Buradan çok teşekkür ederiz kendisine. Çok sağ olsun, var olsun. Biz bu tür etkinliklere yapmaya ve ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. İzmir'e kim gelirse 19 ilçe belediye başkanı buradan sesleniyorum. Burada İzmir'e bir işi varsa, burada yapılacak bir etkinlik varsa lütfen bizi arasın, bulsunlar. Biz her zaman yanlarında olacağız. Dün Tavas Belediye Başkanı derneği ziyaret etmiş değil mi? Evet. Dün Tavas Belediye Başkanımız ve Sayın Kaymakamımız Denizli Derneği'ni iade ziyaretine geldiler. Ve o gün dün hoş bir sohbet ve samimi bir ortamda geçirdik. Buradan da Tavas Belediye Başkanı ve Tavas Kaymakamımıza selamlar söylüyoruz. Yani biz burada Denizli'nin sesi olmaya devam edeceğiz. İzmir'de ne işiniz olursa olsun geldiğinizde ilk uğrayacağınız yer İzmir Denizler Derneği. Ben açık Denizlice konuşuyorum ama hemen düzeltiyorum. Neden? Kendileri sürekli kurs alıyorlar. Ders alıyorlar değil mi? Doğrudur. Nasıl gidiyor dersler? İyi gidiyor diksiyon derslerimiz. 10 üzerinden 8 almışsınız. Evet doğru. 10 üzerinden 8 almış. Öyle mi? Evet doğru. Kendisi avukat. Evet. Siz kaç aldınız efendim? Efendim ben yöremi çok seviyorum. Denizli yöresinin konuşmasını da çok seviyorum ama büyük şehirde yaşadığımız için diksiyon önemli oluyor iletişimde. O yüzden yani bizce kaç aldığımız değil. Ali Bey'e de çok teşekkür ediyoruz hocamıza diksiyon üzerine. Ama bu demek değildir ki Denizli yöremizi unutacağız. Şivemizi unutacağız. Biz şivemizi çok seviyoruz. Sen puanı ver Amel'e. Kaç almış olabilir Ergül Hanım acaba? Vallahi 7,5'dan 8. Enişteye soracağım. Çünkü bu konuşurken açık hemen çarptırıveriyor. Doğru Denizli'ye de. Değerli izleyenler, biraz sonra tekrardan futbolcularla maç sonu onlar röportaj yapacağız. Duygularını, düşüncelerini alacağız ama yanımızda Bornova Barış Gücü'nden bir arkadaşımız var. Fotoğrafları çekip durur ve o arkadaşla bir tanışalım. İsmim Beşir, Bornova Barış Gücü Spor Kulübü'nün teknisyeniyim. Aynı zamanda kameraman olarak iş yapıyorum. Ve fotoğrafçı olarak. Bizim meslektaş yani kameraman Bornova Barış Gücü değil mi? Aynen. Bornova Barış Gücü bayağı güçlü bir takım. Şu an namağlup olarak grupta devam ediyoruz. İnşallah playoff'ta başarı elde edip ikinci lige yükselmeyi düşünüyoruz. Yani hedef ikincilik. İkincilik. Bravo. Ondan sonra birinci lige de çıkmayı da düşünüyoruz aynı zamanda. Takımımız çok başarılı. Oyuncularımız aynı zamanda çok iyiler.
Peki Bornova Belediyesi ile bir ilginiz var mı? Tabii Bornova Belediyesi gerek sosyal anlamda gerek spor anlamda bize destek oluyor ama işte bölgesel liglerde biraz daha hani bildiğimiz kadarıyla her yerde öyle yeteri kadar destek bulamıyoruz. Bulamıyorsunuz. Bulamıyoruz. Ve sizin otobüsünüz var mı? Otobüsümüz yok ama biz Büyükşehir Belediyesi'nden tahsis edip o şekilde deplasmanlarımıza gidip geliyoruz. İnşallah birincilikte daha iyi olmamızı, birinci lige yükseldiğimizde de daha iyi başarı elde edip iyi bir yere gelmeyi hedefliyoruz. Evet, başarılar diliyorum. Maç dostça iyi gidiyor ama değil mi? Aynen, çok iyi gidiyor. İnşallah hep bütün takımlar için böyle olacak. Hedefimiz playoff ve bir üst türe çıkmak. Barış Gücü demişsin. Barış Gücü. Evet, Bornova Barış Gücü playoff oynayan bir takım ve güçlü bir takım. Ama buna rağmen de Deniz Spor'da iyi oynuyor değil mi Deniz'de? Denizli basket. Tabii yani geçen seneye rağmen çok iyi bir başarı ve çok iyi şey hani oyuncular bayağı bir gelişme var. Evet. Ve onlar da hani ümit şeyim odur ki onların da bir üst lige çıkması ve aynı şeyde seviyede oynaması. Milli takıma falan Meryem bizim gitmesi iyi değil mi? Milli takım tabii iyi. Bizim de aynı zamanda milli takım sporcumuz var. Evet. Zümeyran Tekçi. O şu an burada değil ama en yakın zamanda aramızda olacak. Evet. Ona da buradan başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet değerli izleyenler, maç başladı ve bu maç sonrasında bütün oyuncularla röportajlar yapacağız. Onlarla buluşacağız.
Sayın değerli izleyenleri, şu anda İzmir'de, evet, heyecanlı bir maç bitti. Gerçekten çok centilmence ve yanımda takım oyuncuları var ve fırtına gibiydiniz. Hemen sizi bir tanıyalım. Ramazan Öztürk, Bornova Barış Gücü pivotlarındanım. Evet, Bornova Barış Gücü'nden gerçekten epey basket yaptınız ama, değil mi? 97'den beri oynuyorum yani. 97'den beri oynuyorsunuz. 97'den beri Tekel Sandal basketbolu oynuyorum. Peki, ne diyeceksiniz? Böyle siz aktifsiniz, faal bir durumda top burada basket oynuyorsunuz. Evde oturanlara, iş yapmayanlara ne diyorsunuz? Vallahi ne diyeyim yani, kafalarını camdan çıkartıp şöyle bir etrafa bakmalarını, bu sporla birleşip kendilerine uygun şekilde bir spor yapmalarını tavsiye ederim yani. Evet. Biz engelli değiliz, biz sadece sporcuyuz. Bu sporu yapmak için uğraşıyoruz. Engelliler zaten dışarıda kendilerini biliyorlar. Hiçbir engel tanımıyoruz diyorsun. Tanımıyoruz. Engel tanımayan biz insanız. Evet. Başkanımızın sayesinde zaten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hedefimiz zaten bir üst ligdi, birinci ligdi. İnşallah Allah nasip ederse başkanımızın sayesinde, takım arkadaşlarımızın sayesinde inşallah birinci lige çıkacağız playofflarda. Ne evet. Diyeyim artık? Evet. Bütün yüreğimizden Pamukkale TV olarak Barış Gücü'nü destekliyoruz ve hemen yanımızda da başkanım var. Sayın Başkanım, sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Vedat Başer, Bornova Barış Gücü Spor Kulübü'nün başkanıyım. Evet. Kaç yılda kurdunuz bu takıma? 1998'den beri mücadele ediyoruz. 1998 yılında başladık. İki kere birinci lige çıktık. Bir kere Süper Lig'de oynadık. İki yıl Süper Lig'de oynadık. Şu anda da tekrar sıfırdan başladık. Tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladık. İnşallah önüm Mayıs ayındaki playofflarda ikinci lige çıkacağız inşallah. Ondan sonra evet. Da mücadelemiz devam edecek. Evet, ikincilik mücadelesi var gücüyle devam ediyor. Ve yanımızda tabii yine sizi tanıyalım. Salih Varla, ben Bornova Barış Gücü'nün basketbol sorumlusuyum. Ha, bu takımı siz çalıştırıyorsunuz. Hayır, idari sorumlusuyuz. İdari hocamız. Sorumlusu. Hocamız var. Evet. Osman Bey bizim hocamızdır bu sene. Bu sezon sadece ve sadece hedefimiz bütün imkansızlıklara rağmen playofflara çıkıp bir üst ligde Bornova Barış Gücü'nü temsil etmekti. İzmir'i temsil etmekti. Maalesef ki şunu söyleyebiliyoruz ki Bornova Barış Gücü olarak hiçbir yerden maddi ve manevi destek alamadık. Bütün emekleri, çocukların emekleriyle canı gönülden savaşlarıyla bu duruma geldik. Bornova'da sadece tekerlekli basketbol takım olarak biz temsil ediyoruz. Bornova Pamukkale gerçi Denizli ama Bornovalıları bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Çok teşekkür ederim ve ayrılmıyoruz. Yanımızda Sayın Ceşen var ama Murat var değil mi? Murat, nasıl geçti maç? Dostça güzel bir maç oldu. Herkesin ellerine sağlık. Bütün takıma inşallah böyle daha güzel günler olur inşallah. Herkese buradan Sayın Başkanımız tekrar teşekkür ediyoruz. Desteklerden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet, dernek başkanımız da burada. Alalım yönetim böyle. Evet, alalım. Murat, herhalde artık sen terledin. Dinlenmeye gideceksin değil mi? Evet, sağ olun. Sağ olun diyoruz. Ve gerçekten... Merhaba. İzmir Denizler Dernek Başkanımız Veli Kasap. Bornova Barış Gücü'nün başkanı. Memnun oldum. Tabii bugün biz işte İzmir Denizler Dernek Başkanı olarak gerek Bornova Barış Gücü, Bornova da bizim evimiz. Bornova Belediye Başkanımıza, Sayın Orgun Atilla da bize, derneğimize çok katkılar, destekler veriyor. Onun için hem Bornova Belediyesi hem de Deniz'den gelen Pamukkale Belediye Sporu'nda her ikisine de ev sahipliği yaptık. Aslında güzel bir maç, keyifli bir maç izledik. Dostluk içinde geçti. Gerek Bornova Belediye Başkanı Orgun Atilla, gerekse de Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Güles'ine buradan teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Keyifli bir maç izledik. Evet. Size de çok kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir üst lige çıkacağız diyorsunuz. İnşallah çıkacağız ama Denizli Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü'ne gerçekten başarılar. Biz 3 yıldır izliyoruz onları. Çok iyi bir performans sağlıyorlar. Her geçen yıl biraz daha farklılaşıyor. İleride çok iyi noktalara geleceklerini düşünüyorum. Evet. Gerçekten teşekkür ederiz. Sizi bir tanıyalım mı? Ben Barış Gücü şeyindeyim. Köyde Çağdaş Özürler Derneği ve Barış Gücü'ndeyim.
Hep beraber arkadaşları yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beraber. Beraber elimizden gelen gücümüzün yettiği devam ediyoruz. Gönüllü iyi bir taraftarım diyorsun yani. Evet, ben gönüllü olarak çalışıyorum. Gönüllü bir taraftarım, gönüllü olarak çalışıyorum. Elimizden geleni yapmaktayız. Evet. Ve yapacağız da. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağız. İnşallah diyoruz. Yapmaya çalışacağız ve yapacağız. Elimizden geleni yapacağız yani. Ben onların yanındayım her zaman için. Her zaman. Her zaman. Gönüllü olarak da çalışıyoruz yani. Teşekkür ederim. Ve yine yanımızda bir arkadaşımız daha, hemen onunla tanışmak istiyorum. Görebiliyoruz mu? Hadi şöyle gelelim. Hemen sizi bir tanıyalım. Merhaba, ben İzmir Bornovalı Mahmut Güneş. Mahmut Güneş, maça mı geldin? Maça geldim. İzmir Bornovalı Barış Gücü'nü tebrik ederim. Aynı anda Denizli... Basket takım var. Abukkan'ı da izledim ama ona da iyidir. Ona da yani tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Evet, teşekkür ederiz. Ve Sayın Başkanım, yanımızda yine İzmir'de Kent Konseyi'nde bir abi arkadaşımız var. Neredesin? Bayan yöneticiler vardı. Yoruldular mı? Evet, sizi bir alalım efendim. Buyurun, siz buyurun. Evet. Hemen sizi bir kısaca tanıyalım. Abdülsamet Baskak, Karabağlar Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı. Aslen Denizli, Peklivalı. Aslen Denizli, Karabağlar Kent Engelliler Kent Meclisi Başkanı. Evet. Ne ödüyorsun böyle? Hani hayattan kopmuş, evden çıkmayan bu engelli kardeşlerimize? Spor. Spor. Kesinlikle spor. Bu yani işte bugünkü gördüğümüz gibi sonu maç bitince ki olayı gördünüz yani insanlar nasıl kucaklaşıyor. Dostluk değil mi? Sokakta olmalar, dostlukta olmalar bu. Ben de boçi antrenörüm. Biz de gittiğimiz zaman aynı şeyi yapıyoruz yani o şekilde. Peki buradan şöyle bir mesaj verelim mi? Evde oturmayalım, sokağa çıkalım, evet. spor değil mi başkanım? Bir de spor yapalım, sporsuz hayat demek, yaşamın sonu demek. Öncelikle hayatı gülerek eğer yaşayacaksak, sağlıklı yaşayacaksak sporu devam edelim. Sporu hiçbir şey engel ben, değil. Saçları beyazlamış, beyefendiyle balayım. İsmim Ahmet Ümit Dursun, Bornova Barış Gücü ve Çöyder'in yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Denizli bizim kardeş takımımız. Ve bu gençlere değer verip bu gençleri öne çıkardığı için Sayın Belediye Başkanımıza, Kulüp Spor Başkanımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bu gençlerin üzerine düşsünler diyorum. Teşekkürler. Bir dakika ayrılma. Bir dakika şöyle size alalım. Şöyle gelin efendim. Bir çiçek geldi başkanım. Nereden geldi bu çiçek? Kemalpaşa'dan gelmiş. Biz de Kemalpaşa'dan geldik. Evet. Kemalpaşa'dan geldiniz. Merhabalar. Tanıyalım sizi. Benim isim Gökhan Güner'i. Ben de Pamukkale'li sporcuları burada ağırlamaktan çok memnun oldum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Yalnız bir konuda bütün insanlarımızı, halkımızı uyarmak istiyorum. Lütfen bu tür organizasyonlarda seyirci olarak destek verelim. Yalnız bırakmayalım sporcularımızı, çok önemli. İşte bu. Yani diyor ki, bir daha alayım isminizi. Benim isim Gökhan Güner'i. Gökhan, nerelisin Gökhan? Ben İzmir'in yerlisiyim. İzmir'e ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun ya. Gökhan Yer diyor ki gelin boş kalmasın stadyum, değil mi? Tribünler boş kalmasın. Teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü 3 yıldır bu takım sahalarda, değil mi? 3 yıldır sahalarda. Her şey sıfır başlandı. Ve gayemiz hayatı küsmüş, yaşamdan böyle sıkıntı yaşayan çocuklarımıza sporu sevdirmek, sporu kazandırmak, hayata tutunmak ve hayatın anlamını onları yaşatmakla ilgili bir spor düşüncemiz var. Ve tekerlekli basketbol takımımızı bunun için buradayız. Ve bunun içinden de milli takıma oyuncu kazandırmak ve şu andaki milli takımda oyuncu olmamızı biz bunu gurur yaşıyoruz. Tabi bunları bize destekleri veren başta Hüseyin Gülles'in başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sporcu velilerimize teşekkür ediyoruz. Annelere teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar bize o çocukları destekleyip spor yaptırıyorlar. Onun için sporsuz kalmasın, sporlu hayat her şeyin güzeli diyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Evet, ama ben yine yanıma Sayın Başkanımı şöyle alıyorum. Kent Konseyi Başkanımı da alalım şöyle. Sayın Kent Konseyi Başkanım, Kent Konseyi Başkanını da buraya alalım. Samet Bey, Samet Bey şöyle alalım, gelin. Şöyle, şimdi değerli Pamukkale TV izleyenleri, bir konunun altını çizmek istiyorum. Kaldırımları lütfen arkadaşlarımıza bırakın. Kaldırımları arkadaşlarımıza bırakın ki onlar oradan faydalansınlar. Rahat yürüyebilsinler. Arabalarıyla gidecekleri yere gidebilsinler. Ne diyorsun? Çok doğru. Evet. Kabul ediyorum. Çünkü bize yani engellilere, hepimiz engelli adayız. Evet.
engeller düşüncelerdedir, beyindedir. Artı engelleri açmaya çalışacağız. Engel tanımıyoruz ama bizim gençlerimiz değerleri mutlaka yani bize kolaylıkla yapsınlar yani. Evet. Bunu istiyorum. Evet, yapsınlar diyor. Ve kent konseyi başkanı olarak siz ne diyorsunuz? Şimdi bu insanların sokağa çıkması lazım. Erişebilirlik yani bütün insanlar sosyal hayatın içinde olmalı. Bir vatandaşsa kendine her türlü hakkı olması lazım. Eğitimden tutun, gezme, spor, sağlık hepsinin hakkı olması lazım. Dolayısıyla İzmir'de kaç engelli var tahminen? Nüfusun %12'si diye kabul edilir. %12'si? Evet. Evet. Peki kaldırımları rahat kullanabiliyor musunuz? Şu anda mümkün değil. Mesela evet, ben bazı yerlere gittim, mümkün değil şu anda değil. Burayı. Peki gittiğiniz birçok iş yerinde, lokantada, restoranda, kahvede engelliler için her şey var mı? Şimdi şu anda bildiğiniz gibi yasa ötelendi. Yani 2018-2020'ye doğru ötelendi. Ne yazık ki ötelenmese bugün o dediğimiz, demin söylediğim sıkıntılar olmayacaktı. Evet. Yani bütün iş yerleri, özellikle yollar, iş yerleri erişime uygun hale gelecekti. Yasanın ötelenmesi nedeniyle şu anda 4-5 sene daha bekleyeceğiz. Yasa ne zaman ötelendi? 2 sene önce. Evet. Ama ben diyorum ki değerli izleyenler, bu işler yasalarla olmamalı. Bu işler gönül birlikteliği olmalı. İnsanın içinde olmalı, gönlünde olmalı. Yani bir gün Sayın Nihat Zeybekçi ile program yapıyoruz Sayın Bakan'la. Dedik ki kaldırımlar dolu Sayın Bakan. Bakan da dedi ki kırın camlarını, parasını ben vereceğim. Yani kaldırımlardaki o ciddiyeti ulusal basına öyle yansımıştı. Şimdi burada tabii camları kırmayalım ama gönülleri de kırmayalım. Lütfen kaldırımları boşaltalım ve engellilerin girip çıkabileceği, rahat edebileceği yerler yapalım diyorum. Ve programı artık burada kapatalım mı? Çok teşekkür ederim. Yani memlekette gibi bir hava aldım birden. Memlekette gibi. Evet. Ben tabii arkadaşımla kapatacağım programı. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz de teşekkür ediyoruz. İşte siz aslında buradan bizim Denizli'nin hem bu basketi renkli kılan, sizin burada Pamukkale TV olarak burada çekim yapıp 85 ülkeye yayın yapmanız bu bize ayrı bir keyif veriyor. Onun için size de teşekkür ederim. Yine tekrar söylüyorum. Bu basket tekerlekli basket takımına kimler katkı koydu, kimler yeme geçtiyse hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz de evet, bugün keyifle bir maç izledik. İzledik. Şöyle geleyim. Feyyaz Başkanım ayrılmayın lütfen. Evet. Ben de büyük keyif aldım. Gerçekten canlı olarak şey yaptım. Hepimiz engelli olabiliriz. Onun için arkadaşlarım mümkün olduğu kadar camları değil canları kırmadan yardımcı olalım diye düşünüyorum. Pamukkale TV'de çok teşekkür ediyorum. Biz de Egeon ekibi, Egeon dergisi, Egeon.com sizlere çok teşekkür ederiz. Ama Sayın Başkanım, ben buradan tabii bir yaranın altına çizmek istiyorum. Gençlik ve Spor İl Bakanlığı'ndan Denizli'ye bir otobüs söz almıştım. Bir otobüs geldi mi? Gelmedi. Gelmedi, bekliyoruz. Ve Denizli olarak biz eksiğiz. Aydın'a kadar geldi otobüs, bizim Denizli'ye gelemedi. Bekliyoruz ve ihtiyacımız var. Ege'nin 67 milletvekili var. Sayın vekiller, yani inatla her şeyi takip etmek bizim görevimiz. Ahmet Deday'la analist programında diyorum ki o otobüs Denizli'ye gelinceye de takip edeceğiz. Biz bir otobüs istiyoruz. Doğru mu başkanım? İhtiyacımız var, istiyoruz. Ben ayrıca bir iki kelime etmek istiyorum. Öncelikle burada Bornova Başkanı Kulüp Başkanımıza, sporcuların teknik heyetine ve taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Sevgili Denizli Dernek Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Siz teşekkür ediyoruz. Bugün kendi evimizde gibiydik. Mutlu ettiler bizleri. Gerçekten güzellik burada. Sporun güzelliği burada. Sporun kaynaşımı dediği oluyor. Burada her şeyi yaşadık, güzellikleri. Ben vesile olanların hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Gerçekten sesimiz, kulağımız, her şeyimizsiniz. Bizleri hiç olmazsa anlatabiliyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sizin olduğunuz her yerde biz varız. Evet. Bu cümleyle kapatıyorum. Asıl engel beyinlerde. Beyinlerdeki engelli kaldırdığımız gün her şey daha güzel olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Umudunuz yeşersin. Güzel günler hepsinin olsun.